Merhabalar sevgili öğrencilerim. Çocuklarda beslenme bozuklukları konusuna devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde raşitizmi anlatmıştık. Şimdi skorbit. Evet arkadaşlar, skorbit dediğimiz C vitamini eksikliğine bağlı olan ortaya çıkan bir hastalıktır. C vitamini yani askorbik asidin vücuda yeteri derecede alınmaması veya emilimin olmaması durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. C vitamini hemoglobin oluşumunu ve demirin emilimini ve aynı zamanda fagositozunu kolaylaştırır. Aynı zamanda kolajen sentezler. Genellikle 5-6 ay süreyle yeterince C vitamini alamayan çocuklarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalıkta çocuğun büyüme ve gelişimi bozulmuş, vücut direnci azalmıştır. Yaraların iyileşmesi gecikmiş, kemikler kolaylıkla kırılır hale gelmiş ve diş etleri şişmiştir. Peki enfeksiyonlar ağır seyrederken C vitamini enfeksiyon, C vitamini eksikliğine bağlı olduğu, özellikle diş etlerinin şişmesi, kızarması ve yaraların geç kapanması aklımıza gelmesi gerekir. Deri ve diğer organlarda kanamalar olacaktır. Özellikle skorbit her yaşta görülmesine rağmen daha sık 6 ile 12 ay arası yalnız inek sütüyle beslenen çocuklarda rastlanmaktadır. Skorbit her yaşta görülmesine rağmen daha sık 6 ile 12 ay arası yalnız inek sütüyle beslenen çocuklarda rastlanmaktadır. C vitamini taze meyve ve sebzelerde bulunur. Isıyla tahrip olan bir vitamindir. Havada hızla oksitlenir. Bu sebeple eksikliği sıklıkla görülecektir. Peki belirtileri nelerdir skorbitin? İlk belirtiler iritabilite dediğimiz hafif uyarılara karşı aşırı tepki verme. Taşipne dediğimiz aşırı hızlı soluk alıp verme. Sindirim bozuklukları, anoreksi dediğimiz iştahsızlık ve solukluktur. Giderek bu belirtiler daha da belirginleşecektir. Eklemlerde şişliğe, özellikle bacaklarda harekete bağlı ağrıya neden olacaktır. Ağrı giderek şiddetlenir. Yanına yaklaşıldığı zaman çocuk hareket ettirileceği korkusuyla ağlamaya başlayacak ve kendine ağrının en az olduğu kalça ve dizlerin semifleksiyon bozukluğu pozisyonunda kurbağa pozisyonu dediğimiz hareketsiz tutmaya çalışacaktır. Evet, semifleksiyon pozisyonunda yani kalça ve dizlerin kendisine doğru yani karna doğru bükülmüş halinden bahsediyoruz. Kurbağa pozisyonu. Hastalık bazen kanamalar veya hematomlarla fark edilebilir. Hematom neydi? Cilt altına birikmiş kan idi. Hematüri, idrarda kan görülmesi, melena dışkıda kan görülmesi, deri ve mukozalarda petechial kanamalar yani toplu iğne başı büyüklüğündeki kanamalar görülebilmektedir diyoruz belirtiler arasında. Şu anda gördüğünüz görüntü skorbitte diş etlerinde görülen tahribatı gösteriyoruz arkadaşlar. Diş etlerinin çekilmesi, kızarması, kanaması, hatta diş etlerinin çekilmesiyle beraber diş kaybı. Bunun için de bol bol C vitamini alınması gerekmektedir diyoruz. Peki ateş, anemi ve yaraların kapanmasında gecikme olabilir mi? Tabii ki. Diş etleri şişer, diş etleri morumsu bir renk ve mukoza sünger görünümünü alır. Enfeksiyonlara açık bir bağışıklık sistemi vardır. Peki tanı nasıl koyulacaktır? Burada klinik ve radyolojik bulgular genellikle tanı için yeterlidir diyoruz. Tedavi, gün içerisinde 100 ile 200 mg C vitamininin oral veya parenteral verilmesiyle düzelme başlar. Birkaç gün içerisinde ağrılar kaybolacaktır. Tam iyileşme sağlanır zaman içerisinde. Kemiklerde kalıcı deformite, büyüme ve gelişmeye geriliği olmayacaktır diyoruz. Bir diğer beslenme bozukluğumuz ise arkadaşlar çölyak yani gluten intoleransı dediğimiz. Bağırsaklardaki sindirimi sağlayan virüs denilen yapıların buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan gluten olarak adlandırılan bir proteine karşı hipersensivite göstermesi, yani aşırı duyarlılık göstermesi, besinlerin emilimini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim hastalığıdır diyoruz. Çölyak insanları farklı şekillerde etkilemektedir. Uzun süre anne sütüyle beslenen çocuklarda çölyak hastalığının belirtileri çok geç yaşta ortaya çıkacaktır diyoruz. Peki belirtileri çok sık tekrarlanan karın ağrısı ve kronik ishal. Kilo kaybı, açık renkli kötü kokulu ve bol miktarda dışkı. Demir eksikliği, anemisi, sindirim sisteminde gaz, şişkinlik, nadiren de olsa kabızlık görülür. Kemik ve eklem ağrısı, kaslarda kramp ve yorgunluk, bacaklarda uyuşma ve karıncalanma. Bebeklikte büyüme ve gelişme bozuklukları, ağız içinde yaralar, açık yaralar, diş bozuklukları ve mine kaybı
görülmektedir diyoruz. Tedavisi. Glutensiz ama sağlıklı bir beslenme alışkanlığı bir yaşam biçimi haline getirmek tedavide ilk adım ve amaç olmalıdır. Sınırlamalara rağmen iyi düzenlenmiş bir diyette çok çeşitli gıdalar yenilebilir.